Bu video serisinde aromatiklik veya aromatik kararlılıktan bahsedeceğiz. Bromun siklohexan gibi basit bir alkan üzerindeki çift bağı eklenerek ürünlerimiz için bize bir enantiyomer karışımı verdiğini biliyoruz. Aynı şeyi benzende denersek ürünümüz için hiçbir şey elde edemeyiz. Tepkime gerçekleşmez. Yani benzen siklohexandan daha kararlıdır. İlk başta kararlılığın benzenin konjuge olmasından kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Fakat başka birçok deneyin de gösterdiği üzere benzen umduğumuzdan bile daha kararlı. Bu ekstra kararlılık aromatiklik veya aromatik kararlılık olarak adlandırılıyor. Yani benzen aromatik bir moleküldür. Şimdi de bir bileşiğin aromatik olup olmadığını gösteren kriterlere bakalım. Evet. Eğer bileşikte sürekli olarak örtüşen p orbitalleri halkası varsa aromatiktir. Yani molekül düzlemselse p orbitalleri birbirinin üzerine gelip örtüşebilir. Aynı zamanda halkada 4n artı 2 adet pi elektronu olmak zorundadır. Burada n değeri 0, 1, 2 gibi pozitif bir tam sayıya eşittir. Buna hükel kuralı diyoruz. Şimdi benzeni biraz daha detaylıca analiz edelim. Nokta yapısına baktığımızda benzenin burada 2, burada 2 ve burada 2 olmak üzere toplam 6 adet pi elektronu olduğunu görüyoruz. Benzenin karbonlarına bakacak olursak her bir karbonun çift bağı olduğunu görüyoruz. Her bir karbon sp2 hibritleşmişse her bir karbonun bir serbest p orbitali var demektir. Şimdi benzen üzerindeki 6 karbonun her birine hibritleşmemiş serbest p orbitallerini çizelim. Benzen düzlemsel bir molekül olduğu için bu p orbitalleri birbiriyle örtüşecektir. Yani benzende sürekli olarak birbiriyle örtüşen p orbitalleri halkası vardır. p orbitalleri atomik orbitaller olarak değerlendirilir. Yani benzende toplamda 6 atomik orbital vardır. Moleküler orbital kuramına göre bu 6 atomik orbital bir süre sonra yok olacak ve bunun yerine 6 moleküler orbital elde edeceğiz. Yani benzenin 6 moleküler orbiteli vardır diyebiliriz. Bu moleküler orbitalleri çizmek bu video için biraz fazla karmaşık olabilir. O yüzden bu aşamayı pas geçiyoruz. Orbitalleri görmek isterseniz çeşitli kaynaklara başvurabilirsiniz. Ancak göreceli enerji seviyeleri bakımından bu 6 moleküler orbiteli anlamak çok önemli. Bunu en basit şekilde bir frost çemberi çizerek yapabiliriz. Burada önceden çizdiğim bir çember var. Çemberin içine ise bir çokgen çizeceğiz. Benzen altı elemanlı bir halka olduğu için Frost çemberimize bir altıgen çizeceğiz. Çizime yardımcı olması için çemberin merkezine bir hat çizeceğim. Frost çemberinin içine çokgeni çizerken her zaman alttan başlayın. Yani buradan başlayacağız ve altıgen çizeceğiz. Bakalım buraya bir altıgen yerleştirebilecek miyiz? Şöyle yapıyoruz. Evet. Frost çemberimizin içinde altıgen bir şeklimiz oldu. Frost çemberinde kilit nokta şu. Çokgenin çemberle kesiştiği her nokta bir moleküler orbitalin enerji seviyesini temsil eder. Mesela buradaki kesişim noktası buradaki ve diğerleri. 6 moleküler orbitalimiz var ve bu 6 moleküler orbitalin göreceli enerji seviyeleri var. Onları da buraya çizelim. Orta hattın üzerinde 3 moleküler orbital var. Bunların enerjisi daha yüksek ve bunlar bağ kurmayan moleküler orbitallerdir. Bağ kurmayan MO yazalım. Aşağıda da orta hattın altında kalan 3 moleküler orbital var. Bunlar bağ kuran moleküler orbitellerdir. Bunlara da bağ kuran MO diyelim. Bunların enerjisi daha düşüktür. Orta hattın üstünde moleküler orbitaller olsaydı bunlar bağ kurmayan moleküler orbiteller olurlardı. Şimdi moleküler orbitallerimizi pi elektronlarıyla dolduralım. Sol tarafa bakıyoruz. Benzenin 6 pi elektronu olduğunu unutmayın. Moleküler orbitallerin doldurulması elektron dizilimine çok benziyor. En düşük olan moleküler orbitalden başlayacağız. Her bir orbital elektron diziliminde olduğu gibi 2 elektron tutabilir. Şimdi en düşük moleküler orbitale 2 elektron koyacağız. O zaman 4 tane daha pi elektronu var. 4 tane daha var. Bunları da yerleştirelim. Benzenin bağ oluşturan moleküler orbitallerini doldurduk yani 6 pi elektronunu da temsil ettik. Hükel kuralını düşünelim. Neydi? 4n artı 2. 6 pi elektronumuz var. n eşittir 1 ise Hükel kuralı geçerli olur. Çünkü 4 çarpı 1 artı 2 6 eder. Yani toplamda 6 pi elektronu olur. Frost çemberine ve moleküler orbitallere baktığımızda Hükel kuralını görsel olarak daha iyi anlayabiliyoruz. Bu aşağıdaki 2 elektrona baktığımızda hükel kuralındaki 2'nin nereden geldiğini anlıyoruz. Yukarıdaki 4 elektronsa 4 elektron çarpı 1'i temsil eder. 4 çarpı 1 artı 2 de bize 6 pi elektronunu verir. Böylece benzenin bağ oluşturan moleküler orbitallerini doldurduk. Bu da bize aromatiklik veya aromatik kararlılık dediğimiz ekstra kararlılığı vermektedir. Yani benzen aromatiktir ve kriterlerimize uymaktadır. Sonraki videolarda görüşmek üzere.